Herkese merhabalar dostlar. Yeni yılın ilk videosu. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün sizlerle beraber değişik bir mama yapalım istedim. Yeni yıla bir mama tarifiyle girelim. Hem de o arada azıcık sohbet edelim. Ne yapacağız, ne edeceğiz, yeni yılda planlarımız nelerdir sizinle paylaşmak istiyorum. Malum biliyorsunuz ben her gün video atıyordum. Bu aralar bayağı aksattık. Onun sebeplerini size biraz bahsedeyim. Hem de kuşlarımızın mamalarını verelim. Hadi şimdi yavaş yavaş videoya geçelim isterseniz. Evet sevgili dostlar. Bugünkü mama videomuzda değişik böyle vitaminli, bol mineralli. Aslında ağırlıklı olarak C vitamini olmasını istiyoruz. Bunun için ne yapacağız? Bir tane sarı elma. Yeşil değil. Bakın sevgili dostlar. Sarı elma rendeliyorum. Bu elma, armut gibi meyveleri daha geniş bir şeyde rendelerseniz daha iyi olur. Nacizane size tavsiye. Bakalım bu arada görüyor musunuz? Görünüyor. Evet dostlar, şimdi kısaca size biraz bahsedeyim neden videolardan falan biraz aksadık şey oldu. Şimdi bizim yeni bir oluşumumuz var. Daha doğrusu benim yeni bir oluşumum var. Bir saniye dostlar. Yeni bir oluşum var. peronmarket.com diye. Ayrıca Instagram sayfası da var. Bununla alakalı Bir saniye dostlar, ben şunu bir şey alayım, böyle habire çalmasın. Donduruyorum yine. Evet dostlar, ayarları yaptık, kusura bakmayın. İkinci meyvemiz armut. Armutta da keza yine aynı şekilde biraz kumludur. İşine yarayacaktır. Neyse dostlar, şimdi bu meyveleri niye kullanıyorum? Azıcık tat versin. Kuşların şeker oranlarını arttırmak için kullanıyorum. Biraz bağıra bağıra konuşacağım. Maşallah sesleri hiç susmuyor. Evet, ne diyorduk? peronmarket.com. Ayrıca Instagram'da da peronmarket. Şimdi ben hala hazırda biliyorsunuz ticaretle zaten uğraşıyorum. Bunu dedik ki biz bu işi niye geliştirmeyelim? Sadece bilgisayar ve yazıcıyla kalalım. Susun be. A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek her şey olacak dostlar. Şimdi şöyle örneklemem gerekirse size, siz kuşunuza mama alırken köpeğinize de mama alabileceksiniz. Kendinize tişört de alabileceksiniz, çay kahve ürünleri de alabileceksiniz. Şimdi bu elimdeki şalgam, şimdi şalgamımızı rendeleyelim orada. Yani aksatma sebebimizin en büyük nedeni bu. Bağlantıları yapmak sıkıntılı. Yeni şirket kuruldu. Halihazırdaki şirketimizi daha geliştirdik. Ünvanını değiştirdik. İşte içeriğini değiştirdik. Bu mesela pet shop ürünlerindeki ithalatçıyla anlaşabilmemiz için vergi levhamızda işte canlı hayvan satışı yapabilir. Kedi, köpek malzemeleri, maması, ekipmanları, ilaçları, takviyeleri satabilir diye eklenmesi gerekiyordu. Onları eklettim. Yani ondan sonra büyükbaş hayvan yem vesaire, onları eklettim. Bu yapmış olduğumuz değişiklikle canlı hayvan satışı da yapabileceğiz. Yasal olarak. Alsat üretim değil ama dostlar, bakın üstüne basıyorum. Alsat bir saniye. Bunlar çok coştu ya. Üretim yapamayacağız dostlar. Alsat yapacağız. Şimdi kırmızı turbumuzu da rendeleyelim. Alsat, onları yapacağız. Ayrıyeten bu kılık kıyafet için yapılması gereken bazı işlemler vardı. Onları ayrıyeten kozmetik ürünler, kozmetik ürünlerin de anlaşmalarını yapmak için bazı gerekli şartlar gerekiyor. Onları yerine getirdik. Zaten benim daha doğrusu hali hazırda bir e-ticaret sitem var. Biraz bağıra bağıra konuşuyorum bunları sesinden anlaşılsın diye. Hali hazırda bir kaliteli e-ticaret sitemiz vardı. Onun ismini değiştirdik. Şimdi sadece yapmamız gereken Instagram sayfasında peronmarket Instagram sayfasında aşağıya linki bırakacağım.
Sizden ricam Peron Market'i takip etmeniz. Orada farklı düşüncelerimiz var. Şu sistemimiz bir açılsın tamamen. İsterseniz kapıda ödemeyle, isterseniz kredi kartıyla, isterseniz havale yöntemiyle alışveriş yapabileceksiniz. Karnaval AVM Instagram sayfasını da sadece pet shop ürünleri olarak yönlendirmeyi düşünüyorum. Kafamızda güzel fikirler var. Hem paramızı, hem elimizdeki imkanlarımızı, hem enerjimizi, havuç bu arada, harcıyoruz. Allah utandırmasın hiçbirimizi. İnşallah umduğumuzu buluruz. Bakalım ne olacak ya. Hayırlısı Allah'tan. Umduğumuz gibi olursa burayla alakalı da bir düşüncem var. Bu kapıyı da iptal edip burayı daha da büyütmeye niyetim var. Ama istediklerim olursa tabii olacak bunlar. İnşallah umduğumuzu bulacağız sevgili dostlar. Niye böyle kötü çekiyor? İnşallah hepsini öyle kötü çekmemiştir. Lense mi dokundum acaba? Evet dostlar, şimdi bunu da böyle karıştırdık. Ben şimdi bunların sularını sıkayım. Ondan sonra diğer katkı maddelerini yavaş yavaş eklemeye başlayalım inşallah. Evet dostlar, sularını sıktık. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bunun içine elmayı falan neden kattım, elma armutu? Havuç ve turbun, biliyorsun, ay havuç demişim. Şalgam ve turbun kendine has bir kokusu var. Hepinizin bildiği gibi. O kokuyu, o tadı azaltabilmek adına havuç, ay elma ve armutu katıyorum. Fazla mama koymayacağım. Sebebine gelince biraz tohum ağırlıklı yapmak istiyorum ve hayvanların sadece meyve ve sebze yemelerini istiyorum. Arkadaşlar kök, yani nasıl, kök bitkileri mamalarınızda kullanın. Kök bitkilerden kastım nedir? Direkt toprakta yetişen. Çünkü toprağın içerisindeki mineral, vitamin, ondan sonra D vitamini, çinko, bunları direkt topraktan aldığı için hayvanlara daha büyük faydası olduğuna inanıyorum ben. Şimdi şu şekilde görebiliyor musunuz? Sağlık tohumumuzu koyacağım. Dediğim gibi bu mamadansa tohum ağırlıklı olsun istiyorum bu sefer. Sağlık tohumumuzu da koyduk. Bu sağlık tohumunu bir önceki videolarımızda ben size bahsetmiştim. İçerisinde yaklaşık 40 çeşit ayrı tohum var. Ve en son olarak aspir koyacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Aspirumuzu da koyuyorum. Afiyetle yesinler inşallah. Biraz bol bol aspir koydum. Aspirumuzu da koyduktan sonra bu sefer direkt vitamini suluklarına değil de Spiralit, şunu kullanıyorum ben vitamin olarak, görüyor musunuz? Evet, çok güzel görünüyor. Spiralit'i direkt çekiyorum. Böyle üzerine damlatıyorum. Neden bunu karıştırmadan yapıyorum? Çünkü bu mamaya, ondan sonra bu tohumların üzerine gelsin ki onlarla karışması daha kolay oluyor. Yaklaşık bir bununla beraber 5 cc falan vermiş olman lazım. Bol bol vitaminlerini de koyduk. Çünkü bu ara onları aksattık. Biraz da D vitamini koymak istiyorum. D3 damla. Yaklaşık bundan da bir 20 damla gibi koyacağım. 1, 2, 3, 4. Evet, 20-25 damla da bu oldu. İnşallah şifa olur kuşlarımıza. Şimdi şu şekilde hepsini karıştırıyoruz. İnşallah güzelce yerler. Şimdi ben bunları böyle koydum ama inanılmaz sıktım. Suları çıktı. Şimdi bunun yoğunluğunu ayarlayabilmek adına birazcık daha mama eklemem lazım. Kuru mama kendi hazırlamış oldum ki. Görüyorsunuz bu şu anda suyunu iyi çekmedi. Birazcık daha kuru mama koyalım.
O kendi biraz çeksin. Yaklaşık bir 3 kaşık kadar daha kuru balık koyacağım. Dostlar her zaman söylediğim gibi böyle deri gibi mama yapmanıza gerek yok. Yani deri gibi mama yapmanıza gerek yok derken şöyle yani. Kuşlarınızı düzenli olarak haftada en az 2 kere olsun mama verin. Yavrulu takımlarınıza her gün mama verin. Yavru bakan takıma her gün mama verin. Ama dediğim gibi bir tane kuş şu kadar mama yese yeter. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Bunu iki takıma böleceksin. Yani bir tane kuş bir takıma şu kadar mama yese bir günde yeter bu. Onların canındaki 50 gram 60 gram hayvanlar zaten. Evet dostlar. Mis gibi de koktu. Yaptığınız mamanın tadına bakın. Kendiniz beğenmediğiniz şeyi kuşlara yedirmeyin. Onların da tat, onlar da tat alıyorlar. Koku alıyorlar. Belki bizden daha fazla alıyorlar. Evet dostlar şimdi bunu böyle ben kenara bırakıyorum. Bu kendini güzelce çeksin. Buna birazcık daha mama katmam gerekecek gibi duruyor. Ama şöyle bir durum var. Çeksin istiyorum ki son halini göreyim. Şimdi gelelim siz oradayken takımlarımıza. Bunu buraya koyduk. Ne getirelim? Bir tane bundan getirelim. Şimdi buradaki en alttaki kuşlarımızı alalım. Evet. Evet dostlar burada iki tane güzellik var. Bunların bilezikleri takılmış mı? Takılmış. Şunlara bakar mısınız? Maşallah. Çok da güzel. Ya bu takımda şöyle bir durum var. Ayaklarınız da çok kirlenmiş. Şimdi bakın kuşun ayağındaki kaka var ya. Şu dipten tutarsanız tak diye çıkar. Geçen gün ben bir arkadaştan yanına gittim. Hayvanın arka tırnağını koparmış. Eğer böyle çıkartamıyorsanız siz şey yapın dostlar. Ne deniyordu ona? Islatın. Öyle devam edin. Hayvancağızlar da rahat etsin. Şimdi ben bunların hepsini güzelce temizledim. Neden bu kadar dışkılı olmuşlar anlamadım. Evet bayağı da olmuş. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Yani şu an hiç mutlu değilim. Çünkü neden ben hiçbir kendimle hep övünüyordum. Benim kuşumun ayağında pislik olmaz. Benim kuşumun ayağında pislik olmaz ama bir atasözü aklımıza gelmiş oldu. Büyük lokmaya büyük konuşma diye. Ama karar verdim kesinlikle aksatmayacağız dostlar bakımlarını. Hemen hızlı hızlı bunları temizliyorum ki anne babasının yanına koyayım. Sonra da diğer takımı alayım. Bunda bir değişik var mı? Var. Giden kuşlarımız var. Yeni yumurta yapan kuşlarımız var beklediğimiz. Bakar mısınız? Ayağına yapışmış hayvanın. Evet güzelce temizledim seni. Hadi bakalım sen de rahat edeceksin işte. Bunun rengi de çok güzel olacak. Ya bu takımın yavruları hep aynı renk çıkıyor. Demek ki yapacak bir şey yok. Ama bu üçüncü kuş taşı bu takımı. Bunu aşağıya koyalım. Bakar mısınız nasıl pislenmiş ya. Çok güzel. Bu takımın ikinci kuş çıkası. Bundan sonra daha ona yumurta yapsa da kuşka yaptırmayı pek planlamıyorum. Kızım sen dışarı. Çok pardon sürekletiyorum ama bunu almam lazım. Evet diğer yavrularımızı geldik. Burada şöyle bir durum var. Burada hem yumurta var hem yavru var. Bu çok güzel oldu. Hem renk olarak hem vesaire olarak. Burayı hızlıca geçeceğim. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Bu da güzel bir renk oldu. Bunda da bilezik var. Bunun da şey temiz. Bu. Bunda da bilezik var. Dostlar bir de hepsi dişi herhalde.
Şurada da iki tane yumurtamız var. Aa, biri gitti. Hemen kakayla onu örteceğiz. Bir tanesi çatladı gibi dostlar. Evet, bir tanesi gitti elimizden. Size göstereyim derken düşürdüm. Allah affetsin. Evet, bu güzelliklerimizi de yerine koyuyoruz bu şekilde hemen. Hop. Evet dostlar, biraz sizi şey yaptım ama kusura bakmayın. Vallahi çok üzüldüm, bir tane yumurtayı da çatlattık. Allah affetsin. Şimdi ben ne yapacağım? Sizi birazcık daha donduracağım. Ondan sonra mamalarını servis edeceğim. Beraber genel durumlarına bakalım sonrasında. Evet dostlar, hepsinin mamalarını verdik. Şimdi sıradan başlayalım. Hatta şöyle başlayalım. Biliyorsunuz ki ben bu ya bunun ikisini yılbaşından önce ayırdım. İlk olarak onu atalım. Bak, kavga ediyor burada. İlk olarak onun için şöyle bir alalım. Neredesin ya buraya? Şöyle. Evet, dişimizi aldık. Şimdi dişimizi erkeğinin yanına atalım, bakalım neler olacak. Hop 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 hop. Yaklaşık bir 10 gündür ayrılardı. İnşallah bu sefer bunlardan çiftleşme başlar. Şimdi aslanımız da dişisi maşallah var. En son baktığımda 2 yumurtaları vardı. Şöyle şey yapalım bakalım. Hop, 3 tane olmuş. Evet, aslanımızın 3 tane yumurtası var. Bunları kontrol etmedim. Buradaki şov dişimizin ilk kuluçkası, aslanımızın ikinci kuluçkası. İnşallah yumurtalar doludur. Burada çiftleşmeler var ama şöyle göstereyim size. Herhangi bir yumurta yok. İnşallah bunlardan da gelecek. Şimdi buraya gelecek olursak, bunu yaklaşık bir 10 gündür ayrılardı eşinden. Şimdi attım, bakalım inşallah öyle bir çiftleşme vesaire olursa, görürsek hemen yakalamaya çalışacağım. Bu ilk aldığım yavruların zaten anne babaları. Bunlar da çiftleşmeye başladılar. Bunlardan bir kuluçka daha yumurta alıp ondan sonra bunları da kesinlikle hemen ayırıyorum. Dinlensinler, sırada bekleyenler devam etsin. Dişi hemen yuvasına girmeye, göstermeye başladı. Burada anlaşma vesaire çok güzel ama yumurta var mı bilmiyorum. Şöyle sizle beraber bakmış olayım. Herhangi bir şey yok. Zaten buradan da bir beklentim yok. Neden buradan beklentim yok? Daha önceki videolarda belirttiğim gibi burada Optimus'un tecrübe kazanmasını istiyoruz. Optimus tecrübe kazansın diye dişiyle de biraz sıkıntımız vardı biliyorsunuz. Böyle yanlarına attım onları. İnşallah olur. Asıl mutlu edecek haber burada. Buradaki ilk çiftleşme görmedim. Bir kere iki kere gördüm. Ama bakın en son 4'tü. Evet, 4'te kalmış. Zaten bu 4 yapıyor. Bunun da yumurtalarını hiç kontrol etmedim daha. Mamalarını güzelce yiyorlar gördüğünüz gibi. Bunun yavrularında anne de kepeli kanı olması lazım. Çünkü altından gelen yavrularda Burak arkadaşımızda bir tane, 3 tane yavrusu Burak'ta. Bir tanesi tepeli. İnşallah ölen ya babada değil annededir tepeli kanı. Şimdi bu şeyde anlayacağız bunları. Buradan ya ben bundan umudum violet kanı var dediler. Pek şey yapmadım ama kanatlarında vesaire de belki olabilir diye düşünüyordum. Fakat bu ilk kuluçkasıydı, ilk yavrularıydı. Hep renkleri biliyorsunuz, aynı baba geldi. Annesi zaten DF. Şimdi burada yeniden şöyle görürseniz 3-6 tane yumurtası var. Bunların hiçbirini kontrol etmedim. İnşallah bu sefer bir tane olsun, değişik bir renk yakalayalım. Arkadaşlar bu büyüdüğünde efsane bir erkeğimiz olacak. Bu çek ama nasıl bir çek? Jumbo kırığı gibi bir çek. Erkek 2021 bileziktir.
Bunu da bekletiyorum. Bunu buradakilerden biriyle vereceğiz inşallah vakti geldiğinde işlerimizden. Rainbow'larımıza gelince kanatlarında tedavi biraz aksattığımız için yeniden tüylenmeler devam ediyor ama daha hızlı ilerlemesi lazımdı. Ayrıyeten de yumurtalarına da bir bakalım. Bunu da açması zorlaştı ya. Hani Stefo. Ama şimdi bunların ikisinin de ilk kuruçkası. Şöyle alayım. Bunda da 6 tane var. 6'da kaç? 6'da 2 idi en son. Daha yeni oluşmaya başlıyordu. Tam nedir ne değildir sonucunu bilmiyorum ama dişi dışarıda çok vakit geçiriyor. Dostlar buradaki sorunu çözemedim ya. Burada ilk başta bir çözdüm. Şu yeni diş kıyı. Ondan sonra yeniden başladı. Zaten şöyle bir durum daha var. Bu salak diyeceğim artık buna. Buralara atıyor yumurtaları. Buralarda yatıyor. Bir tanesini de şeye atmış. Yuvanın altına atmış. Bir önceki kuluçkasında biliyorsunuz 6'da 6 boştu bu. Bu sefer bakalım hayırlısı. Buraya gelecek olursak bakın buraya bir tane güzellik atlamış. Burada kendini kaşıyor. Babası da orada yemek yiyor. Bakın baba yeşil, anne beyaz, çıkan yavruya bakın. Mavi. O bir maviyle kardeşler zaten onlar. Buradan yavrularını göstermiştim size. Mavi ve sarı veriyor. Bu manyaklar, artık manyak diyorum ben buna. Nerede o manyak? Şurada görebiliyor musunuz? Evet. Kendi kafasına göre takılıyor. Ben bunların yemini suyunu veriyorum. Ondan sonra Allah'a emanettim onları. Ne halleri varsa görsünler dostlar. Evet, burada da geçen çiftleştiklerini yine gördüm. Ama bunu koymamda fayda olmuş. Buraya yanaşamadı erkek bu sefer diğer taraftan. Yani normalde size göre sağ taraftan çiftleşmeye çalışıyordu. Bu sefer sol taraftan daha sağlıklı çiftleştiğine gördüm yani şahit oldum. İnşallah devamı gelecektir. Şimdi şöyle hiç ürkütmeden bir göstermek istiyorum size dostlar. Görebilecek misiniz bilmiyorum ama. Bakın tüylerini görebiliyor musunuz nasıl çoğaldı? Sırt tüyleri, arka tüyleri vesaire nasıl çoğaldı? Ayrıca bakın şuna tanıyamayacaksınız. Bu şov dişimiz. Daha bebek bu. 50 günlük 60 günlük bir şey. Ama fiziğine tipine bakarsanız çok güzel bir dişi olacak maşallah. Artık şu albino dişimiz de bayağı kızışıyor. Onu biliyorsunuz. Manitası burada. Albino dişimiz de bu. Ürkek rainbow'umuzu atacağız. Hiç sevmediğim tiplerden. Ya bunlar manyak. Bunlar nereden yolunu bulmuşsa bir yolunu bulmuşlar. Kaçıyorlar. Her sabah geldiğimde artık bir kontrol yapıyorum. Yine bu ikisi kaçtı mı nereden kaçtı. Şuralara bakıyorum. Hani bitiremezler. Telleri düzgün. Ama şuradan dedim. Şurayı sıkıştırdım. Artık şuradan çıkamıyorlar. Geçen gün sen dişi. Sen buradan çık. Bu yukarıki kafese. Burada da artık yani çiftleşme olması lazımdı. Burada da olmadı hiçbir şey. Hayırlısı Allah'tan. Şimdi gelelim en son olarak dostlar. Burada bir tane yem kırmaya çalışan bir dişimiz vardı. Yem kırmış mı? Şöyle bakalım. Evet, kırmaya çalışıyor. Bu da bu albinoyla şeyin penketin yavrusu. Aynı baba çıkıyorlar ya. Anne çekinikken biliyorsunuz zaten. Evet, aynı baba çıkıyorlar. Yapacak bir şey yok. Neyse dostlar, bu videomuz da böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşça kalın.